Var, sen. Trabzon'da Kılıçdaroğlu'na sevgi gösteren türbanlı kadının aslında açık olduğunu iddia eden AKP medyasının haberi yalan çıktı. Sosyal medya hesaplarında hedef gösterilen kadın suç duyurusunda bulundu. CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya o kadını ziyaret etti. Gerçekler tek tek ortaya çıktı. CHP dışında hiçbir partiye oy vermedi. <gülüyor> <gülüyor> Sizi çok çok Gerçekten Cumhurbaşkanımız Allah Allah. Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na Trabzon ziyareti sırasında türbanlı bir kadın sevgisini bu sözlerle dile getirmişti. İktidara yakın yandaş medya medyaysa bu kadının türbanlı olmadığını ve CHP Marmaris İlçe Örgütü üyesi Özlem Şahinoğlu olduğunu iddia etti sosyal medyada hedef gösterdi. CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Özlem Şah'ın oğlunu ziyaret etti. Yandaş medyanın isim benzerliğinden ortaya attığı yalan suya düştü. Kaya suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Böyle senaryoyla, tiyatroyla, ajansla, şununla, bununla hiç işimiz olmadı. Özlem Şahin oğlu. Evet. Özlem Şahin oğlu. Siz Şahin İsim benzerliği güya Hemen almışlar, montajlamışlar. Sizmiş gibi servis etmişler. O gün Trabzon'da ile görüşen Şahınoğlu gerçekleri tek tek anlattı. E sadece e, sempati duyduğum bir partinin liderini görmek, tanımak, e, onunla e, sohbet etmek istedim. Bu kadar. Tüm samimiyetimle, gerçekliğimle. Muhafazakar bir bayanım ve CHP'ye oy veriyorum. Bu benim özgür Aman iradem değil olsun. mi? Atatürk'ün bana vermiş olduğu tüm imkanları kullanma hakkına sahibim. Şahinoğlu kendisine hedef gösterenlere isyan etti. Kimse beni satın almış değil. Ben hiçbir imamın karısı da değilim. Şahsıma yapılan hakaretler için dava sürecindeyim. Bu kadar saygısız, böyle bir ahlaki çöküş. Ben 47 yaşındayım. Böyle bir ahlaki çöküş görmedim. Yandaş medyanın hedef gösterdiği CHP Marmaris İlçe Örgütü üyesi Özlem Şahinoğlu da Trabzon'a hiç gitmediğini belirtti. Bu linç kampanyasına destek olanlar, katkı verenler, bağımsız Türk yargısının önünde hesabını verecek açıklaması yaptı. Yurttaşın sebze ve meyveyi tek tek alması da çare olamıyor artık. Çünkü para yok. Fiyatlarsa faiz. Dolayısıyla yurttaş günü kurtarmanın peşinde